Yapı Kredi'den Önder Haydaroğlu, Süreç ve Yönetim Süreç ve Program Yönetimi Grup Direktörü, Planlamanın Gücü adlı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum kendisini. Merhabalar. Esasında sunum yapmaktan çok bir sohbet havasında geçirmeyi arzu ediyorum. Çok kısa kendimden bahsedeyim, ondan sonra da biraz daha detaya giriyor olacağım. 93 yılından beri Yapı Kredi'de çalışıyorum. Yaklaşık olarak 23-25 yıl arası bir süre oldu. 2000 yılından beri de proje yönetiminin içerisindeyim. IT'nin çeşitli disiplinleri içerisinde çalıştım. Ve yaklaşık işte bu yıllara geldiğimiz zaman da halen proje yönetiminin içerisinde bilfiil aktif olarak yer alıyorum. Şu andaki görev sorumluluk alanının içerisinde proje ofisi var, fraud tarafı var, süreç tasarım ekibi var. Bir de iş süreçlerine destek veren bir ekibim var. Proje yönetiminde ben ne zaman girdim diye sorarsanız, az önce Ahmet Hocam'la selamlaştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında Ahmet Hocam'dan ilk aldığım eğitimin sonunda yine hatırlattım konuyu. Portakal şekerdi galiba, değil mi? Yere atmayla beraber katılımcılara birer parça ikram etti ve o andan itibaren artık proje yönetiminin içerisinde yer alabilirsiniz dedi. O gün bugündür bu işin içindeyim. Demek ki keramet biraz da o portakal şekerin içerisinde var. Ahmet Hoca'dan eğitim alan var mı? Bayağı var. Herhalde ama en eskisi benim diye düşünüyorum şu aşamada. Yapı Kredi'de ilk proje ofisi kurulma aşamasında da birlikte yer aldık ve bütün bu çalışmalara o zamandan beri bilfil içerisinde çalışıyor olduk açıkçası. Tabii bu arada hani 2000 yılından bahsediyorum ama şu anda Yapı Kredi'de yanlış hatırlamıyorsam 3. jenerasyon proje ofisi var. Çeşitli zamanlarda belediye sirkülasyon sonucunda yeniden yapılandırdık ve günümüzün şartlarına da uygun olarak şu anda yeni bir ekiple son 10 yılda bir arada çalışıyoruz ve ciddi bir olgunluk seviyemiz var. Şimdi proje ofisi deyince hani ne bekliyorsunuz proje ofisinden dediğimiz zaman benim aklıma 3 tane konu geliyor. Planlamayı yap, 2 tane temel metrik var, onları takip et ve bilgilendir bunun sonucunda. Tabii bu kadar basite indirgenmek evet işi çözmek açısından önemli ama bu kadar basitin arkasına baktığımız zaman çok ciddi bir dünya var, çok ciddi hummalı çalışmalar var. Ve ciddi anlamda süreçlere bağlı belli yapısal yaklaşımların üzerinde kurgulanmış aktivitelerin hepsinin harmoni içerisinde bir araya gelip bir output üretmesi söz konusu. Bu çerçeveden de baktığımız zaman hakikaten planlama çok önemli. Neden planlama yapıyoruz diye baktığımız zaman ben biraz daha bunu ekonomi 101'e benzetiyorum. Hani taleple arz uyuşmadığı zaman arada nasıl bir enflasyon oluşuyorsa burada da kısıtlı kaynaklarla hizmet vermeye başladığınız zaman şirket içerisinde bütün talepleri karşılayamadığınızda da buna bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bunun da en temeli bu planlamayı yapmak. Bu planlamayı temelde yapmazsanız öyle ya da böyle başınız ağrıyor. Ben hep ekip arkadaşlarımla da konuşurken bahsettiğim şey vardır. Bu gömleğin iki yakasını bir araya getirme aktivitesi esasında. Yakanın bir tanesi kaynaklar, diğer tarafı da talepler. Eğer siz bu iki yakayı bir araya getiremezseniz bu kravat burada durmuyor. Yani bunu sıksanız da ilk başta sabah emin olun ki bir saat sonra o kravat buradan gevşeyip saçma bir şekilde garip bir pozisyona geçiyor. Ara ara gidip tekrar bunu düzeltmeniz lazım. O yüzden de en başta bu planlamayı yapın ki arkasından bir şeyler düzgün gitsin. Tabii ki ara ara gidip kontrol yapacaksınız. Planlamalar istediğim gibi gidiyor mu gitmiyor mu ona bakacağız. Ama hani o en baştaki bir şartları sağlamamız gerekiyor. Şimdi niye planlama yapıyoruz? Buna baktığımız zaman temelde şirketlerin orta uzun vadeli stratejik planları söz konusu. Bunları da 5 yıllık uzun vadeli planları yıllık bazda hedefleri gerçekleştirme olarak kırmaya başladığınızda yıllık bütçeler, yıllık hedefler bir şekilde masaya yatmaya başlıyor. Ve hepinizin de bildiği gibi şirketlerde yıllık planlamalar her yılın sonuna doğru gelmeye başladıkça hepinizin gündemine, hepinizin önüne gelmeye başlıyor. Şimdi bu stratejilerden, bu 5 yıllık stratejiden yola çıkıp bunun alt kırımları yıllık hedeflere ulaşmak ve bu yıllık hedeflere ulaşmak için de hangi yıl içerisindeki taktiksel projeleri hayata geçireceğim noktasına indirgenmesi gereken bir konu.
Aksi takdirde bu hani bir yere gidiyorum ama nereye gidiyorum soru işaretlerini kafamızda yaratmamamız gerekiyor. O yüzden de bazı konularda hem siz hem de talebi ileten iş birimi aynı yere bakıyor olmanız lazım. Bunu bakmadığınız zaman bu sefer sizin ne yapacağınızı iş birimi bilmiyor. İş birimi de yılın sonunda kendisinin nerede olacağını görmüyor. O biliyor nerede olması gerektiğini ama sizin onu nasıl destekleyeceğini, hangi projelerle, hangi hizmetleri, hangi yeni ürünleri vereceğinizi göremiyor. Burada yani görmesini de beklemiyorum böyle bir durumda. O yüzden de ana bazı omurga aktiviteleri, yani iş biriminin yıl sonunda kendisini nerede görmek istediğiyle ilgili olan temel aktiviteleri sizlerin muhakkak yılbaşında temel ana planlamalarla gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu da esasında duyduğunuz master plan, yıllık plan çalışmalarının temelini oluşturuyor. Planlama hakikaten kritik. Dediğim gibi yola çıkıyorsunuz. Yolda nereye gittiğimi bilmiyorum diye yola çıktığınız zaman evet bir yere gidiyorsunuz. Ben hep şey örneğini veriyorum bu konuda. Hani buradan İstanbul'dan yola çıktım Ankara'ya gideceğim. Tamam güzel ama Ankara en iyi yer mi? O ayrı bir soru. Ama ben Ankara'ya gideceğim. Bunun için de arada hangi adımlardan geçmem gerekiyor? Hangi projeler yapacağım? Hangi delivery'leri vereceğim? Hangi ürünler ne zaman hayata geçecek? Bunları en tepede görmek, planlamak ve o plana uygun da ilerlemek asıl amacımız olması gerekiyor. Şu tartışılır. Ankara doğru yer mi? Onun yerine İzmir'e gitsem daha mı iyi olur? Bu tartışma konusu. Yani bugünlerde hep böyle geleneksel yöntemle işte çevik yöntemleri birbirine vurdurduğumuz zaman ortaya çıkan konu. Yani iyi de ben daha iyi bir yere gitmek istiyor olabilirim. Evet. Ama bu tamamen bir trade-off. Karşılıklı olarak nereye iş birimleriyle beraber nereye gitmek istediğiniz de en başta belirlemeniz gereken bir nokta. İş birimi derse ki ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Tabii ki o zaman yöntemi ona göre belirlemeniz lazım. Ama eğer nereye gidilmesi gerektiği netse bunun en azından ana milestone'larının, ana checkpoint'lerinin muhakkak ortaya konması ve bu çerçevede bu yollardan geçilmesi çok önemli. Peki baktığımız zaman bu yıllık planlamaları nasıl yapıyoruz, nasıl hayata geçiriyoruz diye detaylı baktığımızda esasında bu çok yapısal bir çalışma gerektiriyor. Bizim örneğimizde kurum biraz büyük olduğu için biz bu süreçleri master planlamaya bir proje gibi bakıyoruz. Ve bunun kick-off'unu Ağustos ayında veriyoruz. Ağustos ayında hem projelerin kaynak planlamalarını, iş birimlerinin hangi talepleri oluşturacağını, kapasitedeki headcount, parasal bütçe, işletme bütçelerine kadar tüm şirketin bir sonraki yıl nereye gideceğini ve bunu bizim hangi kaynaklarla destekleyeceğimizi planlamak için tüm çalışmaları başlatıyoruz. Bu çalışmaların içerisinde sadece proje ofisi yok, sadece IT yok, sadece iş birimi yok. Bu çalışmaların içerisinde biz tüm IT kaynaklarını, tüm proje ofisi kaynaklarını, ilgili iş birimi kaynaklarını, diğer taraftan bu çalışmaya destek verecek olan CFO kaynaklarını ve kapasite planlama yani sizing yapan, normları belirleyen kaynaklı ekipleri de bunun içinde tutuyoruz. Ayrıca uyum ofisi tarafı da bu işin muhakkak içerisinde. Çünkü bu mekanizma bir önceliklendirme mekanizması. Bu mekanizmaya siz talepleri soktuğunuz zaman bazı kontrol noktalarından da bunun karşılıklı olarak verify edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes istediği bilgiyi bir çuvalın içerisine atıyor. Onu da siz ayıklamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Hangisini yapayım, hangisini yapmayayım diye. Ama baktığımız zaman ilk evre talep toplama, ikincisi önceliklendirme. Özellikle önceliklendirmeden bahsetmem gerekirse bu mekanizma çok şeffaf olması gereken bir şey. Çünkü proje yönetiminde güven en önde duran konu. Her ne kadar siz her türlü tekniği, her türlü yöntemi, her türlü tecrübenizi bu işin içine katarak yönetebilseniz de bu işin şeffaflığı ve insan iletişimi en başta geliyor. Eğer bu önceliklendirme mekanizmasında o şeffaflığı sağlamazsanız o güveni iş birimiyle IT arasında ve sizin üçgen içerisinde sağlamanız imkansız. Bu imkansızlaşmaya başladığı zaman da bütün yaptığınız çalışma herkesin gözünde bir çöp haline gelme riski taşıyor. O yüzden bu önceliklendirme mekanizmasını çok net tarif etmeniz gerekiyor. Çok şeffaf yürütmeniz gerekiyor.
Bu şeffaflık içerisinde hangi çalışmanın, hangi talebin, hangi projenin neden öncelik aldığını, neden almadığını da her tarafla çok net paylaşmanız lazım. Aksi takdirde o güven titremeye başladığı zaman ondan sonra siz ağzınızda kuş tutsanız da bunun çözüme ulaştırma, bunu belli bir ortak noktada ulaştırma imkanınız ve değerlendirme imkanınız yok. Tabii hepiniz de karşılaşmışsınızdır. Ben proje yapacağım, kaynaklarım burada, hadi bana talepleri iletin dediğiniz zaman herkes bütün biriktirdiği bohçayı bir anda sizin önünüze atıyor, döküyor ister istemez. Burada şey çok önemli, proje ofisinin içerisinde müşteri ilişkisini yöneten, portföy yöneten arkadaşların iş birimiyle sürekli iletişim içerisinde olması, onların stratejilerini anlaması ve onları doğru yönlendirmesi önemli ve kritik. Bunu yapmadığınız zaman o sizin önünüze boşaltılan bohça diyeceğim, o ciddi anlamda büyüyor. O yüzden de proje ofisinde çok önemli bir rol düşüyor burada. Kapsamın belirlenmesi, beraber çalışmaların yapılması, bununla ilgili IT'nin bir arada çalışılması, ne istendiğinin anlaşılması gibi konular temelde yürütülmesi gereken temel aktiviteler. Biz burada biraz daha bir model yöntem kullanıyoruz. Şimdi master planlama biraz daha konsept olarak geleneksel bir yöntem olarak gözükse de ama bunun içindeki bazı adımlar ihtiyaç gereği çevik yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede biz kaynak planlamaları, ilgili IT birimleri, iş birimleri hepsini bir araya getirdiğimiz zaman dedike bir şekilde iki cycle içerisinde tüm planlamaları gerçekleştiriyor oluyoruz. Ve en sonunda da önceliklerin belirlendiği, talepler netleşti, maliyetler kondu. Artık o iki yakayı bir araya getirdiğimizde artık bizim neyi yapacağımız, neyi yapmayacağımız net bir şekilde masada oluyor. İşte ondan sonra iletişimin gücü bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü bizim bundan sonra iş birimine gidip sen bunları istemiştin benden ama ben sadece şunları yapabiliyorum, bunları yapamıyorum'u çok net o şeffaf mekanizmayı da beraber paylaştığınız zaman orada kimsenin artık diyebileceği bir şey kalmıyor ve artık belli bir noktada yine ufak tefek deal'lar tabii ki oluyor ama herkes el sıkışıyor ve artık bu işin ucu bağlanıp yürütülmesi gereken büyük bir program hayatımıza giriyor. Şimdi yıllık planlama dedim. Tabii ki bu çok büyük bir yapısal bir çalışma. Bunun detayına da girdiğimiz zaman büyük bir dünyayla da karşılaşıyoruz. Ama hani projeler geldiği zaman en temeldeki bizim önceliklerimiz şu. Bir kere yasal bir konuysa, bir deadline varsa uyum sağlamak zorundaysam ki hani bankalarda bu çok fazla regülasyon değişiklikleri söz konusu. Bununla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Bununla ilgili bir önceliklendirme mekanizması çalışmıyor. Direkt içeri giriyor ve ilk kapasitenin üzerine ekleniyor ve çalışmaya başlıyor. Hatta eğer o sırada kapasite ona uygun değilse öne giriyor, araya giriyor, o kendi boşluğunu kendisi açıyor ve diğer projeleri etki vererekten ilerliyor. Planlama açısından baktığımız zaman da bizim için sıfır öncelikli bir çalışma. Direkt olarak ilk kapasitenin üzerine bizim yasal konular, uyumlar ve regülatif ya da şirketin reputasyonunu riske sokacak konuları biz direkt olarak kapasitenin üzerine yaymaya başlıyoruz. Ondan sonra gelen konular esas bizim için stratejik, ticari ve verimlilik dediğimiz konular. Bunlar da bu bahsettiğim biraz sonra detayında giriyor olacağım ama bir kara kutu içerisinden bir önceliklendirme mekanizmasından geçiyor ve sırayla hangilerinin alınması gerektiği, planlanması gerektiği bankanın önceliklerine göre gerçekleştiriliyor. Şimdi talepler geldi. İlk bir tur herkes bunun bir ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bu arada önemli bir şey söyleyeceğim. Yıllık planlamalara baktığımız zaman eğer o yıllık planlamayla ilgili hakkaniyetli bir değerlendirme yapmak istiyorsanız kabaca maliyetin %5 ile 10 arasında efor harcamanız lazım. Neyi kastediyorum? 10 bin adam günlük bir proje geldiyse size kabaca buna 500 ila 1000 adam gün önden bir harcama yapmanız lazım ki o projenin evet ben bu projeyi şu kadar adam güne şu kadar sürede şu kadar kaynakla gerçekleştirebilirim bilgisini net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman aşağı yukarı beklentim hani bütçede ve takvimde artı eksi %5'lik bir oynama olur. Yani çok precise bir
hakkaniyetli bir değerlendirme olur. Ama böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Sizler de yapamıyorsunuzdur eminim. Çünkü kapasiteye baktığımız zaman ciddi 100 bin, 150 binlerin üzerinde bir kapasite yönetiyoruz. Eğer bu kapasiteyi ben precise bir şekilde bunu planlayacağım dersem, burada hakkaniyetli olarak yani 10 bin ila 20 bin adam günü arasında bir kaynak yakmam lazım ki ben bunu çok doğru bir saptamayla, planlamayla hayata geçirmek için yola çıkayım. Gerçekçi bir rakam değil. O yüzden baktığımızda biz çok hızlı bakıp deneyimlerimizi ortaya koyup bunun aşağı yukarı ne kadar bir maliyetle, önceki deneyimlerle beraber değerlendirerek ne kadar bir maliyetle hayata geçeceğini değerlendiriyoruz. Kestirmeye çalışıyoruz ilk bakışta. İkinci bakışta biraz daha, ikinci değerlendirmede biraz daha detay soruyoruz iş birimlerine. Neydi, nasıl yapmamız gerekiyor, öyle değil de böyle yapsak olur mu şeklinde. Bunu bir yönetiyoruz, bir kabaca maliyet çıkıyor elimize. Diğer taraftan bankanın ya da şirketin stratejisi belli. Bu proje herhangi bir şekilde bir kaynak olarak bir avantaj sağlayacak mı şirkete? O öneriliyor. Varsa fizibilite çalışması yapılıyor. Bunun sonucunda NPV hesaplamasında kaç yılda ne kadarlık getiri sağlayacağı öngörülüyor. Ve tabii ki işin karmaşıklığına bakıyoruz. Tüm bunları alıp bir değerlendirme mekanizması soktuğumuzda karşımıza bir liste geliyor. Ve bu listeye göre de tüm planlamalarımızı en tepeden başlayaraktan tek tek değerlendirmeye başlıyoruz. Ve burada dediğim gibi de iş birimiyle net bir şekilde detayları paylaşıyoruz ki orada onların da bir soru işareti olmasın. Yine burada önemli altını çizmem gereken bir konu. Yine burada biz tüm kapasite planlamalarımızı çevik yaklaşım kullanıyoruz. Buradan kastettiğim şey diye algılamayın lütfen. Scrum Master'ımız var. Ekip bir araya geldi. Hadi iki tane sprint dönelim vesaire değil. Benim kastettiğim buradaki dedikasyon, iş birimi, işin sahibi, işi gerçekleştirecek olan, işi planlayacak olan kişilerin bir araya gelip çalışmasından bahsediyorum. 2010 yılından beri bu yöntemi kullanıyoruz. Kastettiğim yöntem şu, bu iki cycle döndürmede her cycle'da bütün ilgili ekipler bir araya toplanıyor ve orada o gün o kaynak dağılımı ile ilgili gerekli olan her türlü bilgiyi direkt masaya koyuyor herkes. O toplantıdan çıktığımız zaman ki bu yaklaşık olarak 3-4 günde sürüyor. Çıktığımız zaman proje ofisi olarak biz hangi projenin ne zaman başlayacağını, hangi bağımlılıkları olduğunu, ne kadar bütçeye ihtiyaç olduğunu, bir proje başlamadan öbürünü başlatıp başlatamayacağımızı, hangi kaynakları burada kullanmamız gerektiğini net bir şekilde görüyoruz. Eğer bunu bu şekilde yapmazsak, yani bir elden ele geçiş yöntemini yaparsak ki bunu biz 2010 yılından önce de denedik, çok başarılı bir sonuç elde edemiyoruz. En azından süre olarak. Ekip bir araya geldiği zaman ve o dedikasyonu sağladıklarında inanılmaz bir verimlilik elde ediyoruz. Sonuçlarımız da direkt olarak yansıyor. Burada önemli bir şey, bu çalışma ortamının mümkün olduğu kadar dışına almaya çalışıyoruz ekibi. Çünkü günlük hayatlarında, masalarının yanında, yan odada bu işi yapmaya kalktıkların zaman bu iş olmuyor. Yani siz de biliyorsunuzdur. Bir telefon geliyor, bilgisayar açıyorsunuz, hemen kalkıp gidiyorsunuz vesaire. Biraz daha biz çalışma ortamının dışına atıp orada bu ekip çalıştırıyoruz ki bizim için bayram oldu. Keyifli bir ortam bu arada. Görenleriniz var mı bilmiyorum. Burada çalıştırıyoruz ve hakikaten sonuçlarımız burada çok verimli ve çok olgun bir output'u elde ediyoruz. Önemli bir konu bu. Şu, yıllardır PPM kullanıyoruz biz, HP'nin tool'unu. Buradaki deneyimlerimizi biz HP'nin üzerine kurguladığımız ekstra bir tool'u hayata geçirmekte kullandık. Bu bir simülasyon programı. Bu toplantıdan çıktığımızda aldığımız bütün parametreleri simülasyon programının üzerine yüklüyoruz. Bu ekipte kaç kaynak var? Kaçı müdür? Kaçı yönetici? Ne kadar zamanını projeye ayırıyor? Hangi zamanda available? Proje hangi zamanda başlaması gerekiyor? Bağımlılıkları nedir? Bütün parametreleri yüklediğimiz zaman tool bize bir planlama çıkarıyor, simülasyon çıkarıyor. Şimdiye kadar baktığımızda ve tecrübelerimizde simülasyon işini %80'ini hallediyor bizim için. Ondan sonra da ilgili domainler, uzman ekipler simülasyonun çıktılarını alıp sadece ufak tefek oynamalarla yıllık master planın bütün yıl içerisindeki kapasite dağılımlarını gerçekleştirmemizde çok önemli bir destek sağlıyor. Ve buradan o toplantıdan sonra çok hızlı bir şekilde finalize ediyoruz. Kapasite dağılımlarını finalize ediyoruz.
Tabii burada sistemde sürekli kendi kendini besler çalıştırıyoruz. O yüzden de her yıl kattığımız değer bir sonraki yıl çok daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Daha önce ben şeyi hatırlıyorum. 2010 yılından evvel bu işi bitirmek için Ocak, Şubat hatta bazen Mart'ın ilk haftasını gördüğümüz zaman vardı. Şimdi artık Ocak ayının ilk haftasındaki yönetimde komite tarafından onayladığımız bir master plan var. Bundan da son 5-6 yıldır da şaşmıyoruz. Çok istisnai durumlarda. Önemli bir konu da şu, biz normalde yıllık planımızı yürütürken tüm genel müdür yardımcısı seviyesinde şeffaf bir planlama ve proje yönetim sergiliyoruz. Tüm detayları onlarla paylaşıp onların bize verecekleri bilgileri, geri bildirimleri de normal proje hayatının içerisinde eritiyoruz ve kullanıyoruz. Master planlamada da aynı yöntemi takip ediyoruz. Bütün planlamaların sonucu icra komitesi tarafından onaylanmadan evvel tüm genel müdür yardımcılarına bir kere bir bilgi olarak veriliyor. Onlardan ilk tur geri bildirimleri alıp bir kez daha harmanlıyoruz sonucu. Onun sonucunda tüm genel müdür yardımcılarının katıldığı bir toplantı ya da bir cycle daha yaşıyoruz. Orada da herkes neyin daha kritik olduğunu birbirlerine karşı bu daha kritik, bunu sokmam lazım, bu çıkabilir şeklinde bir tur tartışma daha yaşanıyor. Ve onun sonunda da icra komitesi master planı onaylayıp artık bir sonraki yılın bütçesiyle beraber tüm kutuyu kapatmamızı sağlıyor. Ondan sonra tamamen bizim için bir sonraki yılın bütçesi ve planlamayı nasıl şimdi hedeflediğimiz gibi hayata geçiririz, bunun peşinde koşuyoruz. Bütün anlattıklarımın içerisinde esasında proje ofisini nasıl konumlandırıyoruz, portföy yönetimi nasıl, bunun altında proje program yönetimini nasıl yapıyoruz, esasında kısaca bahsettim, dokundum ama bizim için tekrar altını çiziyorum, master plan bir program. Her yıl Ağustos ayında başlayan, ocağın ilk haftasında biten ve arkasından da planlama açısından, arkasından da tüm yıl takip ettiğimiz bir program. Bu da aynı projelerde olduğu gibi tüm metrikleriyle takip ediyoruz. Bundan sonra yıl içerisindeki bütün değişimleri yine normal planlamayı nasıl yürütüyorsak benzer şekilde yürütüyoruz birkaç farkla. Çünkü planlama biraz daha masif bir çalışma, yıllık planlama yaptığımız ama aradaki değişiklikler daha çevik yöntemlerle yürütmemiz gereken konular. O yüzden de projedeki değişiklikleri daha çevik hareketlerle yönetmeye çalışıyoruz. Orada bıraktığımız alanlar var, o alanları kullanıyoruz ya da en başta öncelik alan bir proje varsa, yasal olabilir, kritik olabilir vesaire. Direkt olarak biz o hızla bütün planın içerisine girip yeni projeyi onun içerisine yerleştiriyoruz ve bütün planı tekrar revize etme imkanını sağlıyor bize. Bütün bu planını yönetirken portföy yöneticilerimiz bizim ilgili portföylerini yönetiyor iş birimleriyle beraber. Portföy yöneticilerimizle beraber çalışan proje yöneticileri var. Bunlar da projelerin detay seviyesinde takip ediyorlar portföy yöneticileriyle beraber. Bir de talep yönetimi var. Burası da biraz daha IT'ye bakan yüzümüz. Nasıl portföy tarafı iş birimine bakıyorsa, talep yönetimi tarafı da bizim IT'ye bakan yüzümüz. Bu ekip koordineli çalışan bir ekip. Çünkü iş biriminden gelen talepleri tek kanaldan gelene arkadaki birden fazla kanala yayan ve oradan toplayıp sonuçlarını iş birimlerine tekrar geri bildirimle sağlayacak olan ekip ve koordinasyon bu tarafta gerçekleştiriliyor. Temel bütün bankanın bütçesini de biz burada yönetiyoruz. Özellikle proje bütçeleri çok büyük bir parçasını teşkil ediyor. O yüzden de burada bizim için hani maliyet mi, takvim mi diye baktığımız zaman bugünlerdeki en popüler şeyimiz tamamen maliyete odaklı çalışıyoruz. Tabii o yüzden de hani metriklerimizi de takip eder durumdayız. Çok önemli iki metrik takip ediyoruz çünkü her şeyin sonu buraya geliyor. Bir tanesi zaman metri takvim, öbürü de cost. Şey diyeceksiniz hep PMI'da temelde birden fazla disiplin var, bunları takip etmiyor musunuz? Evet ama bunların sonucu hepsinin output'u burası. Yani siz eğer kaliteli bir output üretmiyorsunuz, bir şekilde proje UAT'de patlıyor zaten. Sonucu bize maliyet olarak ya da takvim etkisi olarak geliyor. Baktığımızda proje metriklerle beraber bu en başta bahsettiğim projenin fizibilitesi sonucu elde ettiğimiz bu proje bana ne katacak konusunu da takip eder duruma geldik.
Ve hem metrikleri takip ediyoruz hem de projenin hayata geçtikten sonra bu proje hakikaten söz verdiği, komit ettiği bazı değişiklikler vardı, getirisi vardı. Bunlar da bizim hayatımıza geldi mi? Nasıl gelir? Eğer gelmediyse bunun için bir revizyon gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu ekip ilgili iş birimleriyle bunu koordine ediyor. Sonuçta proje ofisi olarak baktığımız zaman bizim konumumuz, yönetim bizim bu işi nasıl yönettiğimizle ilgilenmiyor esasında baktığınızda. İlgilenmez, ilgilenmemesi de normal. Ama biz yönetim olarak baktığımızda, iş birimi olarak baktığımızda üretim tarafıyla arada bir köprü olarak çalışıyoruz. Ve bu köprüyü istediğimiz şekilde de yönlendiriyoruz. Gereksinim olduğu yerlerde çevik yöntemlere yönlendiriyoruz. Gereksinim olan yerlerde geleneksel yöntemlerle çalışıyoruz. Ekibin içerisinde belli miktar Agile ofisi oluşturan koçlarımız da var, Scrum Master'larımız da var. Nihai olarak hepimiz geleneksel yöntem, hepsi çevik olacak diye bir hedefimiz yok. Böyle bir ihtiyacımız da yok çünkü. Bizim banka olarak bu konudaki yaklaşımımız, ihtiyaç duyulan yerlerde çevik yöntemi kullanmak, ihtiyaç duyulan yerlerde geleneksel yöntemi kullanmak. Hatta bazı durumlarda bunu kombine olarak çalıştığımız kezlerimiz de var. Hiçbir şekilde iki uca gitmek gibi bir hedefimiz bulunmuyor. Buradaki köprüyü proje ofisi yönetiyor şu anda. Şu anda yaklaşık olarak %30'luk bir kapasitemiz Agile çalışıyor. %70'lik bir kapasitemiz geleneksel yöntemlerle çalışıyor. Tabii bunların kesişimleri de söz konusu. Onlar da hem Waterfall çalışırken, diğer taraftan bazı ekiplerde çevik çalışırken bu ikisini beraber de yönetmek gibi bir yetkinliğimiz oluştu. Bu çok önemli bir imkan. Projenin tipine göre, ekibin tipine göre, çalışma şekline göre, iş biriminin durumuna göre, projenin karakteristiğine göre burada proje ofisi hangi tarafa doğru işi devirmek istediğini hem yönetime bir öneri olarak getiriyor hem de ondan sonra da bunun bu şekilde execute edilmesini sağlıyor. Bir de çok kısa şeyden bahsedeceğim. Bu bahsettiğim tüm dünyayı nasıl bir ekiple yönetiyoruz? Esasında ekip burada, çoğu aramızda. Ama baktığımız zaman bu hani herkes bir kenarında birikmiş olan talepleri döküyor dediğimde toplamda bizim 600'ün üzerinde talep birikiyor önümüzde. Herhangi bir T anında baktığımız zaman 400'ün üzerinde proje yönetiyoruz. 4000'in üzerinde hızlı geliştirme, küçük istek dediğimiz hızlı geliştirmeleri yapıyoruz. 180 bin adam günün üzerinde diyorum. Bu sürekli değişen bir şey. Dış kaynak yaklaşımımız var, kullanım yaklaşımımız var. 180 binin üzerinde dalgalanan bir kaynak yönetimimiz var. Ve 90 üzerinde de şu anda çevik takım var. Tüm bunu 2000 yılından beri oluşturduğumuz, bahsettiğim 3. jenerasyonundan geçtiğimiz şu anda Türkiye'nin ilk proje ofisi bunu execute ediyor. Ve PMI standartlarını kullanıyoruz. Toplamda 40 kişi var. Bu 40 kişinin içerisinde yaklaşık 3-4 kişinin de aynı zamanda bütçe yönetiyor. Tüm bütçeyi yöneten bir ekip bankadaki. Ve tüm bu dönüşüme öncülük eden de bir Agile Office var içeride. Bu da o az önce bahsettiğim bir model çalışmada o dengeyi sağlıyor. Yani istediğimiz yerde çevik yaklaşıma dönüyoruz, istediğimiz yerde geleneksel yaklaşımı devam ettiriyoruz. Kısaca bu kadar. Dünya çok büyük. Hani size bir snapshot'ta bir görüntüsünü vermeye çalıştım. Yaklaşımımızla ilgili hem de proje ofisiyle ilgili. Umarım faydası olmuştur. Sabrınız için teşekkür ederim. Onlar Bey, konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Sizi bir dakika daha sahnede tutacağım. Sayın Önder Aydaroğlu'na plaketini ve katılım sertifikasını vermek üzere proje yöneticimiz Öner Helva'yı ve proje yöneticisi yardımcımız Emrah Sağlam'ı sahneye davet ediyorum. Ahmet Hocam, sizi de alabilir miyiz? Thank you.